Müslüman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerine ergeş bilen muvaffakiyet ve necat gerişedi. Sünnetini terk kılış bilen, onge karşı çıkışlı bilen haru husrange erişedi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'ya itaat kılışını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat kılış bilen bir oğlunu keltirgen. Aldıngı asırlarda adaşken taifelerden bazıları sünnetini inkar kılıp bizlerge fakat Qur'onni o'zi kifoya qiladi dedilar. Ammo bu narsa 20-asrga kelib juda ham avj oldi. Misol uchun Manor jurnalida Islom bu Qur'onni o'zi degan, hattoki Islomni shu Misrli olimlardan Tawfiq Siddiqiy degan insonlar shunaqa so'zlarni tarqata boshlashdi. Bu albatta noto'g'ri tushunchani tushuntirishlik uchun ulamolarimiz ko'plab oyat hadislar bilan buni shunchani xatoligini tushuntirib berishdi. Mana shu mavzuda mufassal holatda bizlarga ma'lumot berishlik uchun hurmatli domlamiz Abrorjon domladan iltimos qilamiz. U kishi islomda sunnatning o'rni, Qur'oniylar haqida ma'ruza qilib beradilar, marhamat domla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehla illa ma ceal'tahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala uzuna şeriatını, İslam dinini insanlarga nazil kılgeni de shu insonlar orasidan o'zi uchun eng mahbub insoniyatni tanlab, uni payg'ambar deya e'lon qilgan. Shu payg'ambar bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam edilar. Islomning dastlabki saodat davri deb tan olgan 3 asrda Qur'oni Karimni va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini islomning asl masdari o'laroq qabul qilishlik to'g'risida hech qanday tortishishlik yoki kelishmovchilik bo'lmagan edi. Chunki u davr insonlar islomning asl manbasi Qur'on ekanligini va Qur'onni ochiqlab beruvchi, asl ma'nolarini bayon qilib beruvchi sunnatning o'rni ham İslomning masdari ekanligini juda yaxshi bilishardi. Bu borada Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda alohida eslatgan ulamolarimiz bu boradagi gaplarini, fikrlarini kitoblariga to'ldirib tashlashgan. Qur'oni Karimda qayerida itoat qilishlik, Allohga itoat qilishlik zikr qilingan bo'lsa, albatta uning ortidan Rasulga itoat qilishlik alohida zikr qilingan. Qur'oni Karim o'zining kalimalari bilan biror o'rinda oshiqcha gaplarni, ortiqcha fikrlarni oldinga surmaydi. Qaysi ma'noda, qaysi mavzuda bahs yuritar ekan, o'sha mavzuda eng mantiqli, eng mo'jaz va eng mukammal fikrlarni o'rtaga tashlaydi. Agar faqat Qur'onni o'zi bizga kifoya qilishligi haqiqati to'g'ri bo'lganda edi, Alloh subhanahu va taolo Allohga itoat qilishlikni ortidan Rasulga ham itoat qilishlikni alohida zikr qilmagan bo'lardi. Bu gap oshiqchalik qilardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ati'ullaha var rasul. Qul ati'ullaha va ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Bu oyat karimaning dastlabki buyrug'i payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lyapti. Alloh taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhi salam, ayting Allohga itoat qilinglar va Rasulga itoat qilinglar. Allohga itoat qilishlik Qur'oni Karimning oyatlariga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Rasulga itoat qilishlik esa
sünnet-i nebeviyge, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır bulgen söz, amel ve takrir tarifi bilen atalgen sünnetke itaat kılıçlik bilen boladı. Bunu ortadan Allah subhanahu ve ta'ala ve ulil emri minkum degen. Ulil emir, yani iş egeleri, iş başilerge itaat kılınlar degen. Ulamalarımız iş başilerini ikki xil ma'noda zikr qilishgan. Ba'zilar ulul amr deb qaysi bir qavmda, qaysi bir jamoatda imom bo'lib turgan, rahbar bo'lib turgan, peshvo bo'lib turgan insonlarni aytishgan bo'lsa, boshqa ba'zi ulamolarimiz, bular ichida mashhur sahobalar, xususan Ibn Abbos radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar ulul amrdan murod ulamolar deyshgan. Ummatning ahli ilmlari Ya'ni ish boshilar shular deb aytishgan. Bunga yana dalil o'laroq boshqa bir oyatda shu ahli ilmlarga itoat qilishlik to'g'risidagi oyatlarni kuchaytirish uchun dalil qilib keltirishgan. Oyat karimada va in tanaza'tum fi shay'in. Agar biror ishda o'rtaylarda munozara, ya'ni nizo bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni din ishida, diyonatimiz ishida Dinimiz, dünyamız mavzusida agar ortamızda munozara bo'lib qoladigan bo'lsa, bu ishning hukmini Allohga va uning rasuliga qaytaringlar deb Xudo taolo alohida ta'kidlamoqda. Shu joyda yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim nuqta yuzaga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo biror ishda o'rtada munozara bo'lib qolsa, munozaraga borib qolsanglar degandagi xitob barcha ummatga tegishli emas. Bu xitob aynan ahli ilm shu sohaning mutaxassisi bo'lgan ulamolarga tegishlidir. Chunki bir ishda bir odam munozaraga kirishadigan bo'lsa, o'sha ishning munozarasini qila oladigan saviyadagi ilmga ega bo'lishligi kerak. Marhum ustozlarimizdan Muhammad Said Ramazon Buti o'zlarini bir kitoblarida muqaddimada quyidagi gaplarni aytadilar. Bugungi kunda islom to'g'risida odamlar ikki xil gap gapiradigan bo'lib qolishdi. Ba'zilar islomni kitoblardan, sahifalardan o'qiydi, odamlardan quloqida eshitadi va islom to'g'risida fikr yurita boshlaydi. Va mana shu fikrni shu darajada bir maqomga olib chiqadiki, atrof javonibga o'ziga quloq soladigan odamlarga o'zining shaxsiy fikrlarini ilm deya sunishni boshlaydi. Fikrni islomiy ta'lim sifatida odamlarga ayta boshlaydi. Uni bu sohadan naqadar qobiliyati bor, kimda ta'lim olgan, qaysi ulamolardan ijozat olganligini ma'lum emas. U kimdan ta'lim olganligini o'zi isbot qila olmasa ham shaxsiy fikr bilan islomni munozarasini qilishga tushadi. Bugungi kundagi islom ummati ustida bo'layotgan eng katta musibatlardan bittasi mana shunday qo'shtirnoq ichidagi mutafakkirlardir. Islom qandaydir mutafakkirlar dini emas. Islom ko'pchilik ulamolarimiz buni qayta-qayta ta'kidlashganidek, islom naql dinidir. Biz olayotgan dinimizda aytayotgan ilmlarimizni o'z ustozlarimiz orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib borishligimiz kerak. Dastlab islomning 3 asridan keyin o'sha 3 asr davrlarida ham maxfiy bo'lsa-da, botiniy bo'lsa-da bo'lib turgan muammo keyinchalik sunnatni inkor qilishlik bilan yuzaga chiqa boshladi. Dastlab sunnatni inkor qilish sunnatning hujjat ekanligini tan olmaslik muammosi rofizalarda ko'rindi. Shi'a guruhlarida ko'rindi. Shi'alarni ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Tamal toshi boshqa din vakillari tomonidan qo'yilgan. Ular islom dinini xunuk ko'rsatishlik uchun islom dinidagi asl narsalardan odamlarni maqsadlarini chalg'itishlik uchun o'rtaga qo'yilgan bir sekta desak bo'ladi. Bular dastlab Hazrati Ali radhiyallohu anhu to'g'rilarida turli xil mavzularni,
İsa aleyhisselam kıyametke yakın kayıtıp gelişlikleri doğrusu hadisler var iken, nime uçun Muhammed aleyhisselam kayıtıp gelmeydi? Nime uçun Muhammed aleyhisselamın en yakın kuyovu bugün Ali halife bu meydi? Degen her hıl münazarali mavzularını ortaya taşlaştı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bilen kifayelenişlik akıbeti de bu muammanı çıkarıştı. Keyinçelik havariciler, havariciler içi de hem aynen ayetini özü bilen, öz mefhumu, tefekkürü bilen çünüp ogen malum bir todeler, İslam'ın başıdaki en katta balalardan buluştu. Ümmet başıdaki yoğulgen fitnelerinin asasi sebepçileri, sünnet inkarçıları buldu. Şimdi biz tarihini eğer Allah'a oylab çıkardıken bulsak, vaktimiz sığmaydı. Ben hazır, bugünkü günümüzde bulupturgen bazı muammalar doğrusuna az yine toxtalıp ötsem. Beni küzetişlerim boyunca ulamalarımız hem bunu köp takitleşken, marhum üstazımız Şeyh Hazretleri hem bir nece bar şahsen menge takitleb etkiler şu mavzunu urgenin deyip, bu mavzu hazır biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini inkar kılıyetkenlerinin açık yüzünü aşkar kılıçlik mavzusu. Bu mavzunun bugünkü günde siyasi yüzü göründü. İslam ümmetine Kur'an'ını özgertirişlikten ümidini üzgen malum bir todeler indi sünnetini inkar kılıçlik arkali İslam'ını buzuşlikke kadem taşlaştığını başlaştı. Bunun için cüde köp menheleler var, bozkıçlar, derecatlar var. Bunlar içi de her bir milletinin özüden çıkan aklı kasır, müteassip, ilimi yok, cahil insanlarını tellenedi. Onlarını Avrupa'daki, yok ki başka bir memleketteki joylarga çakırıp, puller, mablağlar, mansaplar takdim kılınadı. Ular bir iki Arap kelimelerini bilişi mümkün. Ularda bazı bir İslami görünüşü mümkün. Lekin bularının asıl maksatları İslam'a bugün zarar yetkazışlık manasında bulgen katta hareketinin aktörleri hesaplanadı. Şu işinin keyingi baskıcı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerini hüccet ikelliğini meydandan düşürüş. Bugünkü günde bularını yani biz malum manada Kur'aniler deyimiz. Türkiye'de bunun gökşegen cemaatler cüde katta küçü bir yerli yaptı. Bular orkali Müslümanlarını arasındaki akidelerini buzuş, itikatlarını parçalaş, Müslümanlar ortasındaki nizalarını yine de alavlantırış, Müslüman ülkelerdeki uruş, cencellerini yine de davami buluşluğuna temel taşını koyuş için hareketler bulu yaptı. Şu urunuşlardan biri ilahiyatçı namı bilen atalgan, profesörlik unvanını ogen, Arap dilini yakşı özleştirgen, yani şarşınaslar talimi bilen, talim ogen adamlarını maydanga çıkarışlık bilen bulu yaptı. Bunlardan cüde köplerinin namları malum. Mesela biz Amerika'da yaşayıp vefat topup gitken, 70-80 yıllarda faaliyet kursatken, özü aslı Mısırlık, Raşad Halife degen adamını misal kılıp alamız. Bu adamga cüde katta mahsus hizmetler tamamından imkaniyetler berilgen. Bu adam bir nece kitaplarını yazgen. Özü Mısırlık, Arap bu geldiği için, bana bir damlamız etkilerin singeri, Mısır'da cüde köp bu narsalarını tarkatken. Dastlab adamlarga kızık duyulgen. Yangi kompyuter icat kılıngan davırlarıdır. Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerini kompyuterdeki hesaplaş narsalarına salıp, kelimelerini oynayıp, 19 kelimesini çıkarıp, yavum kelimesini falanca deyip, fıstan kelime falan mucizde deyip, cüde köp kızıkarlı mavzularını op çıkan tepbege. Cüde köp ulamalarımız başıda dastlab bunu geplerige kulak salıp, aceplenip duruşken. Lekin keyirrak bu adam özünü peygamber deyip ilan kıldı. Peygamberliğini dava kıldı. Ben miracga çıktım, hemme peygamberler menge iktida kılıp, kilip beni peygamberliğimi tan aldı dedi. Şunaka gepler, atrafıge adam yığılgende inkigin, özüge irgeçken adamlardan yenge cemaat kıldı. Keyin kandaydır bir adamını suikastı bilen vefat tapıp ölüp gitti. Lekin bunu
arazil e'tiqod aqidalarini Turkiyada Edip Yüksel nomi bilan tanilgan o'zi kurd asllik odam hamma deyarli kitoblarini turk tiliga tarjima qildi. Juda ko'p kitoblarni tarjima qilish jarayonida dastlab o'zini nomi bilan chiqardi kitoblarni. Men yozdim, men topdim, men kashf qildim deb. Uzarında 19 var degan kitob yozdi, ya'ni ustida 19 bor degan. Ya'ni Qur'oni Karimda alayha 19 oyatini sarlavha qilib olib, unvon qilib olib, shuni ichida 19 bor degan ma'noda gaplarni kitob qildi. Endi uning oldiga qo'yib olgan maqsadi Qur'oni Karimni o'zi bilangina hayot kechiramiz, sunnatni hammasini inkor qilamiz deydi. Lekin oldiga 19 raqamini simvol, ya'ni kod sifatida qo'yadi. Agar Qur'oni Karimda qaysi bir oyat 19 raqamiga to'g'ri kelmay qolsa, u oyatni olmaydi. 19 raqamini oladi. Shu natijada Tavba surasining oxiridagi 2 oyatni inkor qildi. Bu ochiq. Buni bahslari bor. Jonli efirda chiqib 19 raqamiga to'g'ri kelmaganligi uchun Tavba surasining 2-ta oxirgi oyati qo'shilgan keyin u oyat emas dedi. Men buni nimaga misol keltiryapman? U Turkiyada ekan, hozir Virginiya shtatida yashaydi, Arizonada yashaydi. Bizga nima aloqasi bor deysiz mumkin. Qizig'i shuki, Amerikada yashagan Misrlik Rashod Xalifaning ingliz tilida yozgan asarlarini tarjima qilgan Edip Yuksalning bugungi kundagi kitoblarini o'zbek tiliga tarjima qilib tarqatishyapti. Mana bugun biz millatimiz qadimdan ahli sunna val jamoaning asl manbasi, asl bulog'i bo'lgan ulamolarni yetishtirib chiqqan bizni millatimizga ham o'sha zaharli aqidalarni singdirish uchun harakatlar ketyapti. Hali aytganimdek, bu harakatlarning orqasida siyosiy maqsadlar bor. Ummatlar orasini, musulmonlar yurtlarini barbod qilishlik uchun qo'yilgan qadamlar bor. Shuning uchun sunnatning hujjat ekanligi to'g'risidagi ulamolarimizning kitoblarini juda ko'pligini aytdik. Lekin shu sunnatning hujjat emas deb gap tarqatayotgan odamlarning xilasidan ham, fitnasidan ham ehtiyot bo'lishligimiz shart. Zotan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni biz Qur'onni asl bayon qilib beruvchi ekanliklarini tan olmasakamiz, islomni asl tomiriga bolta urgan bilan barobar bo'lamiz. Buni barcha yaxshi biladi. Lekin o'sha mana bugungi kunda o'zbek zabon, o'zbek tilida gapirayotgan o'zini hozir nomlaridan bittasi Kamoliddin Yo'ldosh degan odam bor. Yana Odnoklassnikda yoki hozir Facebookda ancha aktivlashib qolgan Ruh O'zbekiston nomi bilan gap tarqatayotgan odamlar bor. O'zbek tilida gapirayotgan odamlar bor. Bular sunnatni inkorchilari. Bular qandaydir siyosiy o'yinlarni aktyorlari. Biz bularni fitnalaridan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Qur'oni Karimni, sunnati nabaviyni yaxshi anglash uchun ularni o'ziga emas, balki o'zimizning ulamolarimizga, ustozlarimizga sanadi bor, shariatda o'tirib, vaqtini sarflab umrini sarflab ilm olgan odamlarga ergashishimiz kerak. 2-ta gazetani o'qib, 8-ta kitobga ko'z yugurtirib, o'zini fikri bilan Qur'onga ta'vil aytadigan odamlarning barchasini biz inkor qilishimiz kerak. Zotan islom odamlarning shaxsiy fikrlari ustiga qurilgan din emas. Islom ilm dini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Jabroli alayhissalom orqali kelgan din. Jabroli alayhissalomdan ilmni olgan payg'ambar alayhissalom sahobalarga ta'lim berdilar. Sahobalardan tobiyinlar va bugunga qadar bu ilm san'at orqali bizlarga yetib kelyapti. Qur'onni inkor qila olmaydigan odamlar sunnatni inkor qilaman degan aqlsizligini qilishyapti. Bu mumkin emas. Qur'on bizga qanday usulda yetib kelgan bo'lsa, hadislar ham ana shunday usulda. Qur'on kimlar orqali bizga yetib kelgan bo'lsa, hadislar ham o'sha insonlar orqali bizga yetib kelgan. Agar biz sunnatni inkor qiladigan bo'lsak, shu o'rinda Qur'onni ham inkor qilayotgan bo'lamiz. Yana shunday bir mantiqda qoida bor. Siz bir narsani isbot qilaman deb inkor qilishingiz mumkin. Masalan, nasorolar Iso alayhissalomni Xudo deb isbot qilaman deb u kishini inkor qilishadi. Ya'ni bir narsani isbot qilishlik ayni vaqtda o'sha narsani inkor qilishlikka sabab bo'lishi mumkin.
Shuning uchun har bir narsani o'z nomi bilan atash kerak. Agar Iso alayhissalomni nasorolar bu zot payg'ambar deganida edi, u kishini inkor qilishlik uchun sabab qolmas edi. Agar biz Qur'onni Allohning kitobi, islomning asl hujjatlaridan biri deb isbot qilsak, shu bilan birga sunnatni ham biz isbot qilgan bo'lamiz. Agar hozir sunnatni inkor qilsak, o'z o'rnida Qur'onni ham inkor qilamiz. Bu oxirgi qal'a deydi urushda. Shu qal'a yiqilsa, undan keyingi hamma mag'lub bo'ladi. Shuning uchun biz nafaqat Qur'oni Karim, Sunnati Nabaviy, undan keyingi keladigan ulamolarimiz ilmlari, ular orqali bizgacha yetib kelgan sunnatni albatta himoyasida mahkam turishimiz kerak. Inshaalloh robbil alamin bularni qilayotgan ishlari najot topmaydi. Men o'sha Kamoliddin Yo'ldosh degan odam haqida ba'zi joylarda maqolalar ham berdik, yana harakatlar qilyapmiz. Bu hozir 200 bandlik kitobcha yozgan. O'zining nomida kitob deymiz, biz uni bir safsata deb nomlashimiz kerak. Bu 200 ta bandda bular Qur'onda yo'q degan sarlavha qo'yib olib turli xil narsalarni aytgan. Eng boshida, birinchisida aytayaptiki, la ilaha illalloh kalimasining yoniga Muhammad Rasululloh degan kalimani qo'shish Qur'onda yo'q deyapti. Ya'ni sunnatni inkor qilishligini boshida yo e'lon qilib qo'ygan. Hali aytganimdek, buning gaplarining hammasi o'sha Turkiyadagi bir axloqsiz inson Edip Yuksalni gaplarini tarjimasi. Demak, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa o'zimiz ulamolarimizni etaklarini mahkam ushlab, sunnatning hujjat ekanligiga ulamolarimizni fikrlari, ularning ilmlariga mahkam yopishishimiz kerakligini, demak, shu suhbatda asl maqsad sifatida oldik. Alloh subhanahu va taolo Mavludu Nabaviyni bahonasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini muhim ekanligini, sunnatlarining siz bizlar uchun asl najot yo'li ekanligini barchalarimizga Xudoy taolo o'zi bildirsin. Bu dunyo va oxiratda qilayotgan amallarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zining roziligi asosida ajrlar bersin. O'tgan ustozlarimizni, xususan shayx hazratimizni Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga eltadigan amallarga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.